Uy, voy a mojar, te voy a echar agua heladísima. Ahí está, ahí está. Ve şimdi arabaya atlayıp Tuz Gölü'nde yolculuğa başlayacağız bakalım. Listo. Yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Bu videoda dünyanın en büyük tuz gölü olan, daha doğrusu tuz çölü olan Salar'da Uyuni'ye gideceğiz. Hatırlarsanız ben geçen videoda sırf buraya gidebilmek için bir sürü fedakarlık yaptım. Yani buraya ilk geldiğimde ATM'de yattım. Sonrasında bütün gün, daha ilk günümde bileklik sattım. Ve en sonunda uygun fiyata bir tur bulabildim. Sağ olsun burada tanıştığım bir ablamız bana inanılmaz derecede yardımcı oldu. Normalde 150 Bolivyan'a sattı turu bana, 130 Bolivyan yaptı, üzerine bana bileklik satacak yeri söyledi, geldi üzerine benden bileklik aldı ve üzerine dedim ki ben buradan Sucre şehrine gitmek istiyorum, turu yaptığım gün akşamında da Sucre şehrine gitmek istiyorum konaklamaya para vermemek için. Tamam dedi, bileti benden al, onda sana indirim yapacağım. Normalde onda 90 Bolivyan satıyordu, onda 60 Bolivyan'a verecek bana ve üzerine bir de burada ben bu ablamız sayesinde 30 Bolivyan'a, yani 4 dolara falan özel bir odada kaldım, çok güzel bir yerde kaldım. Normalde fiyatlar bunun 2-3 katıydı. Yani inanılmaz yardımcı oldu bana. Hatta dedi ki Sucre şehrinde sana ucuza konaklayacağım, çok güzel bir yer söyleyeceğim. Bakalım, yani mükemmel gelişmeler oldu. Böyle Bolivya'ya çok güzel bir giriş yaptım onun da sayesinde. Şimdi burada onun turizm acentesinin önünde çantamı, büyük çantamı içeriye koydum ve servisin gelmesini bekliyorum. Bakalım araç gelecek ve bizi buradan alıp Salar'da Uyuni'ye götürecek. Bütün gün boyunca böyle farklı farklı yerleri ziyaret edeceğiz. Benzersiz bir tur olacak. Evet, ablamız da burada. Onun şirkette burası. Şöyle göstereyim. Full Adventure. Full Adventure. Kolesi nomre? Maria. Maria. Bakın, gelirseniz burada Maria ablamızı bulun. Ve şimdi böyle bir jip geldi. Tura bununla gidecekmişiz. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Ve şu anda turdaki ilk durağımız olan tren mezarlığına ulaştık. Evet, buranın adı tren mezarlığı. Burada Bolivya'nın ilk tren hattı yer alıyormuş. Şu anda tabii ki faaliyette değil ama bu trenlerin hurdaları mı diyeyim artık, ölüleri mi diyeyim, burada böyle sergilenmeye devam ediyor ve herkes burada bunların üzerine çıkarak fotoğraf çekiliyor. Burası bayağı böyle çöl gibi bir yerin ortasında. Her taraf böyle kahverengi, toprak, taş falan. Bayağı böyle Atakama çölünde gibi falan hissediyorum kendimi. Bakalım ben de trenlerin üzerine çıkıp birkaç güzel fotoğraf almaya gideceğim. Evet, şu anda bir tane trenin içerisine girdim, bakalım böyle ilginç bir ortam. Bakın şöyle pencereden dışarı göstereyim size, telefonda vurdum ama. Şöyle bayağı böyle abi farklı bir ortam. Buradan yukarıya da çıkılıyor, daha burada bir basamak var. Buna basıp yukarıya çıkılıyor ama nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum. Ve şu anda trenlerin bir tane tepesindeyim. Yani başım döndü buraya çıkınca, bayağı yüksek böyle. Bayağı böyle farklı bir ortam. Bu arada hava bayağı rüzgarlı. Hadi burada biraz fotoğraf alacağım, sonra da aşağı ineceğim, tura devam. Bu arkadaşlarla da burada turda tanıştık. Kendileri Bolivya'dan, Santa Cruz şehrinden. Hola. Bir de Arjantin arkadaşımız var. Benim kanalımı takip ettirdim onlar. YouTube kanalımı sordular böyle video çekerken görünce. Orada da Türkçe şeyler okumaya çalıştı. Böyle renkli bir şey olunca video çekin dedim ben de. Bu arada şu an böyle bir köydeyiz. Burası böyle bayağı köşesinde yer alıyor. Salar'da Uyuni'ye çok yakın bir yer. Böyle ara bir yerleşim yeri. Bakalım şimdi biraz arabaya atlayıp devam edeceğiz yola.
sonunda Salar'da Uyuni'ye giriş yaptık. Bembeyaz bir sonsuzluk uzanıyor resmen burada. Yani gözünüzün alabildiğine bembeyaz bir yer. İlerisi buradan çok daha güzelmiş. Gölün üzerinde böyle arabayla devam edeceğiz. Bakın burada her yerde 4x4 çipler var. Biz de 4x4 çipimizle beraber burada böyle bir süre yolculuk yapacağız. Bakalım, merak ediyorum nasıl bir şey. Şimdi size burada göstermek istediğim bir şey var. Bakın burada yerin 100 metre altından gelen bir kaynak suyu varmış. Bu böyle romatizmalara falan şifa olarak kullanılıyormuş burada. Ve buz gibi bir su. Oh, muy frío. Bayağı böyle tuzlu su. Tuz gölünün ortasından, yerin altından çıkan bir kaynak suyu. İlginç yani. Frío. Frío. Su soğuk mu diye soruyorlar, ben su atıyorum arkadaşlara. Te voy a echar agua heladísima. Şu zemine bakar mısınız yürürken? Sanki böyle kumda yürüyormuşum gibi. Her yerde tuz kristalleri var şöyle. Süper ya. Bakar mısınız? Baya baya otobüsler bile gidiyor tuz gölünün üzerinde. Çok ilginç ya. Ve şimdi arabaya atlayıp tuz gölünde yolculuğa başlayacağız bakalım. Listo. Ve şu anda harika bir yolculuktan sonra insanların burada en yoğun şekilde fotoğraf çekildiği yere geldik. Böyle herkes burada fotoğraf çekiliyor. Burada bakın arkamda bir anıt var ve şu anda bir grup da orada fotoğraflarını çekiyor. Ya böyle acayip bir ortam ya. Bembeyaz sonsuzun ortasında arabayla yolculuk yapıyorsunuz falan. Tadını çıkarmaya çalışıyorum olabildiğince. O kadar çok sıra var ki şurada fotoğraf çekilmek için. Tabii ki ben beklemem o kadar. Yani şuraya ileriye doğru gideceğim. Burada beyaz çölün ortasına her ülkenin bayrağını koymuşlar böyle. Daha doğrusu her ülkenin değil de belli ülkelerin bayrakları varmış. Bakalım hangi ülkenin bayrakları var burada? Bir gidelim görelim. Beyaz Çölü'nün ortasında birçok ülkenin bayrağı var. Türkiye bayrağı da varmış ama önceden burada, şu anda yok. Gitmiştik bayrağı bir yere, bilmiyorum. baktım bulamadım bir Türk bayrağını. Önceden videolarda görmüştüm, şu an göremedim. Burada Peru, Kolombiya, İngiltere, İsviçre falan bir sürü ülkenin bayrağı var böyle. Bayağı çölün ortasına bayrakları doldurmuşlar. Bakın bu da İnkaların bayrağı bu arada. Böyle rengarenk bir bayrak. İnkaları temsil ediyor. Burada böyle en üste koymuşlar. Böyle birçok ülkenin bayrağı var ya. Şimdi burada Tuz Çölü'nün ortasında bir restorana geldik. Tura yemek de dahildi. Şimdi burada hep beraber grup olarak yemeğimizi yiyoruz. Şöyle göstereyim size. Evet, herkes burada. Soframız hazır. Böyle bir tabak et var. Kinoyamız var, salatamız var ve patatesimiz var. Yanında da Coca-Cola. Bakalım böyle yemeğimizi yiyoruz burada. Evet, burada yemeğimizi de yediğimize göre artık da kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi yine arabaya atlayacağız ve Tuz Gölü'nde başka bir yere gideceğiz. Bakalım böyle saatler boyunca bu tur devam edecek gibi. Ve
şimdi sırf fotoğraf çekilmek için farklı bir yere geldik. Yaklaşık 20 dakikalık bir sürüşten sonra buraya ulaştık. Burada zemin bayağı farklı böyle. Çok farklı bir şekil almış. Çok güzel duruyor ya burası. Ve tam böyle çölün ortasındayız şu anda. Bembeyaz arabalar, bembeyaz manzara var. Şöyle bir zemini göstereyim size. Bakar mısınız zemin nasıl bir şekil almış? Komple böyle. Muhtemelen burada su vardı ve su kuruyunca böyle bir şekil ortaya çıktı. Harika gözüküyor ya ve güneş de şöyle parlıyor. Şimdi burada çok güzel böyle eğlenceli fotoğraflar aldık. Acayip eğlendik fotoğraflar alırken. Buraya bir yere koyarım zaten fotoğrafları da. Bayağı güzel oldu. Gracias amigos. Vamos. Looking on my back and you are still the same. Şimdi de burada ada olarak geçen bir yere geldik. Bayağı burası Tuz Çölü'nün ortasındaki bir vaha gibi. Bayağı böyle burada bir kara parçası var ve her yerde kaktüsler var ve kaktüslerin boyutu devasa. Bakın şimdi bir tane kaktüs de yan yana geçeyim göstereyim size fazla yaklaşmadan kaktüse. Bakar mısınız şuna? Yani 2 metre, 2 metrenin üzerinde falan kaktüsler. Bayağı böyle enteresan bir yer. Bakalım burayı keşfedeceğiz şimdi. 45 dakika falan burada kalacakmışız. Evet, burası da böyle bir ortam. Bu arada şu anda tuzdan yapılma bir masanın kenarında oturuyorum, böyle göstereyim. Masayı bayağı tuzdan yapmışlar. Bakın böyle kopuyor. İlginç bir şey. Normalde burada bu kaktüslerin arasından yürüyebiliyorsunuz, yukarıyı keşfedebiliyorsunuz. Çok güzel yerler var. Ama şöyle bir problem var. Her turistik olan yerde olduğu gibi burada da bir giriş ücreti alıyorlar. Ve bu giriş ücreti gerçekten çok yüksek. Yani yaklaşık yarım saat kalacağınız bir yer için 4,5 dolar giriş ücreti alıyorlar. Şöyle göstereyim. Bu ücret Bolivyalılara yarı fiyatınaymış. Yani Bolivyalılar 2 dolar falan ödeyip geçiyor. Ama turistseniz eğer siz onların deyimiyle gringoysanız 2 katını ödemek zorundasınız. Ben de ödemedim tabii ki. Zaten geldim burada. Hani manzarayı böyle aşağıdan fazlasıyla görüyorum. Burayı yaşayabiliyorum. Yukarıya da çıkma gereği duymadım açıkçası. Zaten gruptan sadece bir kişi çıktı. Böyle ilginç bir ortam burası da. Çölün ortasında. Tuz çölünün ortasında daha doğrusu. Gelmişken burayı da göstermiş oldum şimdi size. Burada biraz bekleyeceğiz. Bir galiba yarım saatimiz falan kaldı. Sonrasında yine yola devam edeceğiz bakalım. Dostlar bu arada burada çok kısa bir araya gireceğim. Uzun zamandır size yapmak istediğim bir duyuru var ama her seferinde video çekerken ben bunu unutuyorum. Şu anda burada biraz boş kalınca aklıma geldi ve size bu duyuruyu yapayım dedim. Bildiğiniz üzere kanalımızın para kazanması 2-2,5 ay kadar önce açıldı ve ben bu kanala bir de katıl butonu ekledim. Dilerseniz katıl butonundan da benim yolculuğumu, maceramı destekleyebilirsiniz ve sizin destekleriniz sayesinde ben böyle çok daha fazla yere gidip sizlere gösterebilirim, tanıtabilirim. Böyle çok daha fazla doğal, güzel yerlere gitmemi ve katıl butonuna özel içerikler üretmemi istiyorsanız katıl butonuna da üye olabilirsiniz. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Evet, bu duyurudan da sonra şimdi kaldığımız yerden videoya devam edebiliriz. Ve tabii ki Furkan Göcet yerinde durur mu? Durmaz. Burada kaçak bir çıkış yeri keşfettim ve buradan yukarı çıktım. Baya baya böyle buraları keşfetmeye başladım. Geride geçemezsiniz falan diye tabela vardı da ben bayağı böyle geçtim yani. Size de göstereyim size etrafı. Bakın böyle şu an burada farklı bir zirveye geldim. Buradan da manzara böyle. Arka tarafım tamamen kaktüslerle, kayalarla dolu. Bu tarafta tuz çölü böyle. Alabildiğiniz beyazlık. Muhteşem ya. Beni gördükten sonra bizimkiler de buraya fotoğraf çekmek için çıkmaya başladılar. Burada bayağı böyle sıra oldu. Sırayla fotoğraf çekiliyoruz.
Ve şu anda turun en güzel kısmındayız. Burası artık son durağımız. Burada bir göl var. Böyle çok az bir su birikintisi var daha doğrusu. Ve burası bir ayna görevi görüyor. Böyle her şey yansıyor. Bilmiyorum kamerada nasıl belli oluyor. Bakın böyle dağların yansıması, insanların yansıması falan var. Ya çok güzel bir yer. Böyle sanki alta bir ayna koymuşlar ve yansımayı görüyorsunuz. Muhteşem ya. Bakın şöyle yürürken suyu da göstereyim. Muazzam gözüküyor. Bu arada böyle çizmelerimizi giydik ayağımıza. Kocaman böyle herkesin ayağında çizme var. Bu çizmelerle penguen gibi böyle paytak paytak yürüyoruz buralarda. Ve böyle bir manzarada efsane bir gün batımı oluyor. Gerçekten günün sonu muhteşem oldu. Zülfikar da laf atıyorlar bana video çekerken. Harika bir gündü ve böyle bir manzarada günü bitirdiğimden dolayı çok mutluyum. Burada çok güzel videolar, fotoğraflar çektik beraber. Şimdi ben sizi bu manzarayla baş başa bırakıyorum ve burada artık videoyu bitirmek istiyorum. Buraya kadar çok güzel video oldu. Benim çok keyif aldığım, çok eğlendiğim bir gündü. Umarım siz de videoyu izlerken fazlasıyla keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Naya, 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 Naya,